Hepinize merhaba arkadaşlar. Teknoat'ta hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle MSI programı var. MSI ekran kartını desteklediği. Şurada da tam gözüküyor mu? Gözüküyor şurada. Gördüğünüz mavi ışık, yarım sönen ışığı, onun modlarını, renklerini ve bunu çalıştıran programı bugün göstermek istiyorum. MSI Gaming App programımız adı. Şimdi öncelikle onu nereden indireceğimize bir bakalım. Evet, şimdi MSI'ın sitesine geldik. Bunu direkt Google'dan falan yazınca çok zor çıkıyor. Hemen ben sitesine geldim. Bunun. Şurada arama seçeneği var. Gördüğünüz gibi şurada. Oradan hemen MSI Gaming App yazıyoruz. Tarıyor. Hala tarıyor. Son çıkan kartı da güzelmiş ya. Şuna bak. Uf. Tam RGB. Evet. Aslında burada artık yakın çekime girebiliriz. Evet, şimdi hemen MSI sitemize girmiştik zaten. Hemen şurada yakından bir göstereyim. Hemen burada arama bölümüne MSI Gaming App diye yazıyoruz. Çok uzun sürüyor. Nasıl bir arama? Çok program var demek ki. Evet, burada şimdi ürünler hepsi yazmış. Burada sport desteklerden hemen download. 546 tane varmış. Orada da bize bir sürü şey çıkartacak. Şimdi Live Update var. Burada aslında bütün programlar var. Bunun başka programları da var da komple set alırsanız böyle işte anakartıyla ekran kartıyla bilmem ne onunla da şeyleri var da bizim için şu anda Gaming App 6 Zip diyor. Ona bastığımız zaman hemen 59.7 MB indirmeyi istiyor musunuz diyor. İndir diyelim. Biz zaten indirmiştik. Bakın burada 1 yazdı. Zaten indirdiği için bir daha indirmiş olacak. Bize program kurulu. O indirsin. İndirilenler. Fazla da büyük bir program değil zaten. Çar çabuk indirecektir. Şu kart gerçekten çok güzel duruyor. RGB'si daha da gelişmiş. Şuradaki bizdeki RX 570 demin sayın ilk çıkan herhalde versiyonudur ki bu acayip renk değiştiren bir şekilde. Klasör aç diyelim. Böyle bir zipin içinde. Hemen böyle. Bunun adı da değişti. Klasörü ayıkla. Klasörü çıkart vardı önceden. Hemen burada relay slot. Gördüğünüz gibi simgesi çıktı. Buna bastığınız zaman hemen İngilizce falan filan yükleme ekranı çıkacak. Bizde zaten yüklü ama göstermek için tekrardan kaldırıyor şu anda. Kabul et diyoruz. C'ye yüklemek istiyor. Already zaten yüklü diyor. Yükle diyelim. Göstermek için yeniden yükleyelim. Yani yükleme aşamaları bunlar. Eğer sizin de böyle bir ekran kartınız varsa, yani bu uygulamasını yani ışığını kullanabilmek için bu uygulamayı yüklemeniz gerekiyor muhakkak. Oradan istediğiniz ayarı yapabilirsiniz her türlü.
Bakalım. Yükleme tamamlanıyor diyor. Of, son çıkan ekran kartları da bu arada. Yani 2060 süper. Şu. Çok güzel. Evet. Şöyle bir bitiş ekranı geliyor. Finish diyoruz. Bizi böyle sitesine falan filan gönderiyor. Kayıt merkezine hoş geldiniz. Evet, MSI GameBot. Bunun Apple Store'da ve Google Play'de de yazılımı olması gerekiyor. Olması lazım orada. Bakın direkt işte geldik buraya. Gaming app açıldı. Şurada Z var, Zero, Frozer, Airrest ve Cooler Boost. Şuraya bastığımız zaman da istediğimizi buradan kaldırıp ekleyebiliyoruz. Burada Overclock modu var, Gaming modu var, sessiz mod var ve VR Ready. Onun VR modu da var. Çok iyi bir özellik yani. Gözlük taktığımız zaman sana gözlük de kullanmayı destekliyor. Şuradan LED'e girelim. Şu anda açık. Animasyon kapalı şekilde. Side. Front. Front'u kullanamıyor muyuz? Animasyonu. Nefes alma. Uygula diyelim. Şimdi birazdan evet. Artık kameramıza geçebiliriz. Şimdi kameramıza geçelim ve buradan nasıl ayarları yaptığımızı bir gösterelim. Evet, şimdi kameramıza geçtik. Gördüğünüz gibi kırmızı bir ışık yanıyor şu anda. Şuradan LED efektleri açık diyor. Kapalı yapalım. Kabul diyoruz şuradan Apple'i. Diyoruz şu anda kapalı. Hiçbir ışığı yanmıyor. Açmak için açık diyelim ve kabul edelim. Şu anda kırmızı da seçili olduğu için kırmızı yanıyor. Gördüğünüz gibi biz buradan mesela sarı seçtik. Kabul diyelim. Sarı oldu. Mavi diyelim. Mavi. Turkuaz var. Turkuaz rengi. Çok hoş duruyor. Yeşil var. Yeşil de güzel. Yeşilin tonlarını da ayarlayabiliyoruz. Açık yeşil. Evet. Şöyle çok yukarı çekse çekiliyor mu? Beyaz yok herhalde. Sarı. Çok açık sarı. Biz koyu yapalım onu. Beyaz da var aslında. Beyaz. En üste çekersek beyaz oluyor bizim. Şöyle koyu yapalım. Çok koyu oldu. Kırmızı. Rengini solduruyor iyice. Siyah oluyor. En iyisi şu ortaya getirmek. Ortada çok iyi. Şimdi kırmızı seçili. Stylus diyor. Stiller animasyonu kapat. Kapalı diyor. Nefes alma yapalım. Bakın şu anda yanıp sönmeye başladı. Şöyle oraya bir zoom da yapabilirsek. Gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Başka ne modları var? Flash var. Flash'ı da seçersen şöyle yanıp sönmeye başlayacaktır. Çift flash var. Gördüğünüz gibi bu gibi ayarları oradan yapabilirsiniz. Ben nefes almayı daha çok seviyorum. Sakin yanıp sönüyor. Güzel bir şey var. Tavsiye edebilirim.
Şimdi şurada front diyor. Ama front'un ayarları bizde açık değil şu anda. Aslında bunun ekran kartının altında da ışıklar var. Şu anda gözükmüyor. Onlar da kırmızı yanıyor. O şekilde. Bunun ayarları bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Siz de destekliyorsa ekran kartınız. Siz de indirip böyle ayarlarını yapabilirsiniz. Güzel olacaktır gerçekten. Yani ben bunu kullanmadığım zaman da oldu. Çünkü böyle bir kasamız yoktu. Game Power, Warcry gibi bir kasamız yoktu. Böyle bir kasa alınca bu özelliği de kullanmaya başladık. Öbür türlü kullanamıyordum. Zaten kapalı kasa içinde ben neyi göreceğim? Bunun çalışmasının ne anlamı var? Hiçbir anlamı yoktu. Onun için umarım faydalı olmuştur. Böyle bir kasada tabii bunu kullanmak gerçekten güzel oluyor. Ve böyle ayarlarının da olması gerçekten iyi düşünülmüş. Gayet hoş bir görüntü veriyor. Evet, MSI Gaming App programı da böyle bir şey. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.